Merhaba sevgili izleyiciler. Ağustos ayının ilk reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ağustos ayı malumunuz genelde dünyada her ülkede ağırlıklı tatil olarak geçiyor ve pandemi sürecinin de varlığını ve belirsizliğini sürdürmesiyle etkinliklerde biraz düşmeler var. Ama buna rağmen yine de gündemi oluşturacak haberler zaten ortada ve görüyoruz. Bu haftanın bence en ilginç haberi 6 ve 9 Ağustos, yani gelecek günde de yaşayacağımız, yine gündeme gelecek diye düşünüyorum. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasıyla yine çok yakın bir zamanda Beyrut'ta patlayan bomba. Bunlar biraz böyle birbiriyle eşleştirildi ama Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi burada çocuklar ölmesin olayına Nazım Hikmet'in bir şiiriyle cevap vermişti. Onun hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda zaten ekranda da görüyoruz. 6 Ağustos 1945'te atılan bombadan sonra Japon kızı Sadako 12 yaşında maalesef lösemiye tutuluyor ve bu hastalığında geleneksel olarak Japonların turna kuşu çok simgeleşmiş bir sembol. 1000 tane turna kuşunu kağıttan yaparsa dileği yerine gelirmiş. Fakat Sadako bunlarda 664 tanesini yaptığı gün maalesef hayatını kaybediyor. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ise her sene 6 Ağustos'ta bu Japon geleneksel hareketi, turna kuşunun sonra da origami olarak oyunlaştırılan haliyle barış ve sevgi için bunu geleneksel bir halde yapıyorlar. Bu felaketlerin olmamasını diliyoruz ve çocuklar ölmesin diyoruz biz de. Diğer haberim ise sektörle ilgili. IAB tarafından her sene yapılan Uni Challenge Tech bu sene 10 Ağustos'ta başlıyor. Sevgili hocamız ve dostum Kaan Varnalı'nın önderliğinde mühendis öğrencilere dijital teknolojiler ve iletişimin varlığı ve onun sektörlere etkisi gündeme geliyor. Diğer haberim ise Mediaket ve Facebook'un birlikte düzenlediği E-Commerce Excellence. Bunun da kayıtları başladı. 13 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ama sanıyorum kısıtlı bir sayı var. 40'la belirlenmiş. Onun için brandweekistanbul.com'dan ilgililer buraya müracaat edebilir. Son haberimse İstanbul Tasarım Bienali, geleceği tasarlamak konseptli Hollanda Başkonsolosluğu ile birlikte gerçekleştirilen bu etkinlikte 14 Ağustos'a kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Gündemimize gelecek olursak bugün değişik bir konu işleyeceğiz. Konuklarım da hazırmış. Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO'su Kaan Dağtekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ender Bey. Eleven Site Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş. Hoş geldiniz. Merhaba Ender Bey, hoş bulduk. Şimdi burada aslında tabii bildiğimiz gibi iletişim sektörünün önemli reklam verenlerinden otomotiv sektörü var. Diğer tarafta da dijital dünyanın gelişmeleri ve teknolojideki yenilikler var. Ben bugün tam ters bir başlangıç yapmak istiyorum. Her zaman markalarımızla başlarız ama bugün Eleven Site'in Türkiye Ülke Müdürü'yle Ercan'la başlamak istiyorum. Çünkü ilginç bir konuya hükmediyor ve onun biraz hikayesini dinlemek istiyorum. Bu Eleven Site ne zaman Türkiye'ye geldi, neler yapıyorsunuz ve bunun örneği olarak da tabii ki Suzuki ve Vespa ile yapmış çalışmalarınızı da program içinde konuşacağız. Ercan'cığım söz sende. Evet, merhabalar öncelikle. Eleven Site aslında one to one site olarak kurduk. Birebir görüşme anlamına geliyor. Biz 2015'in sonunda 5 yıl önce San Francisco'da kurulmuş bir girişimiz. San Francisco'da kurulduk ama kuruculardan iki tanesi Türk aslında. Şirketin CEO'su da Türk bir arkadaş. Kaliforniya şirketiyiz. Yaklaşık olarak 2 yıl önce de Türkiye'de şirketleştik ve Türkiye'deki faaliyetlerimize başladık. Yaklaşık bir senedir de Suzuki ile, Doğan Otomotiv Grubu genel olarak Suzuki ile
Vespa grubuyla, motosiklet ve Marine grubuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki şirket mesela nasıl, kaç kişisiniz, neler var şirketin yapısında, nasıl bir hizmet anlayışıyla müşterilere gidiyorsunuz? Yani biz neciyiz gibi bakıyorsunuz müşterilere? Elevensight tek tıkla başlatılabilen bir görüntülü görüşme çözümü. Mevcut çözümlere göre en büyük avantajı da herhangi bir uygulama yüklemenize gerek kalmıyor bizim çözümümüzü kullanmak için. Aslında bir tane butonuz biz. O butonu web sitesine koyuyor müşterilerimiz. Müşterilerin web sitesinde ziyaretçiler de, yani mesela diyelim ki bir Suzuki arayacaksanız Suzuki.com.tr'ye girdiğinizde görüntülü ara butonuna tıkladığınız anda herhangi bir uygulama yüklemeden, herhangi bir yere kayıt olmadan anında bir görüntülü görüşmeye başlıyorsunuz. Bizi çekici yapan özelliğimiz bu. Bu sayede dönüşüm oranlarını çok hızlı bir şekilde arttırabiliyoruz. Yani web sitesine gelen ziyaretçiyle biz satışa dönüştürmeyi vaat ediyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 30 kişilik bir ekibimiz var. Dünya genelinde dağılmış durumda. Türkiye'de de şu anda 7 kişilik bir ekibimiz var. Bunlardan bir kısmı teknik desteğe bakıyor. Bir kısmı müşteri ilişkilerine bakıyor. Dünya genelinde şu anda yaklaşık olarak 5000'e yakında müşterimiz var. Ödeyen müşteri, fatura kestiğimiz müşterimiz var. Amerika, İngiltere, Dubai, Türkiye ve Hindistan'da faaliyet gösteriyoruz. Bugünden itibaren de artık Avrupa ayağını yavaş yavaş açmaya başladık. Evet, zaten günümüze de baktığımız zaman artık bu süreç sonunda birçok şeyin değiştiğini ve işte hep söyleniyor eskisi gibi olmayacağına bakacak olursak bu tip sektörler, bu tip iletişim dalları gündemde olacak diye düşünüyorum. Evet, Kaan Bey, siz otomotiv sektöründe bayağı geçmişi olan deneyimli bir yöneticisiniz. Şu anda da birçok grubu, yani hem otomotiv olsun, marine olsun ve efsane motosiklet Vespa olsun, bunların başındasınız. Nasıl başladı bu süreç ve tabii ki klasik reklam tarafınızla devam ediyor ama günümüze baktığımız zaman bu dijitalleşme tabii ki kaçınılmaz bir durum oldu. İsterseniz biraz şirket yapısı ve iletişime bakışınızla programa devam edelim. Peki. Ender Bey, teşekkürler. Öncelikle sizin de bir Vespa kullanıcısı olduğunuzu konuşmuştuk biliyorum. Bu da ayrı bir keyif katıyor bugün bugünkü görüşmemizde sizinle görüşürken. Biz Doğan grubunda iki ana markamız var bugün itibariyle. Bir tanesi Suzuki. Suzuki'nin otomobil, motosiklet ve dıştan takma deniz motorlarını satıyoruz Türkiye'de. Diğeri de bahsettiğiniz gibi Piaggio grubu. Vespa'da Piaggio'nun bir markası. Otomotiv tarafında bizim hani ürünlerimiz biraz daha doğrudan nihai müşteriye odaklı, daha fazla şehir içi kullanıma uygun markalara odaklandık ve kendimizi bu anlamda geliştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konuya gelince, dijital tabii bütün sektörleri, bütün dünyayı değiştirdiği gibi otomotivi de derinden etkiliyor, sarsıyor diyelim. Dijitalleşmenin sadece bir ayağı iletişim ve reklam tarafı bizim açımızdan. Üretimden tutun, otomobillerin, motosikletlerin ya da araçların birbiriyle konuşmalarına, otonom sürüş özelliklerine sahip olmalarına, birçok farklı eksende dijitalleşmenin olumlu etkilerini yaşıyoruz. Yıkıcı etkilerini de yaşıyoruz. Yıkıcı etkiler derken bunu olumsuz anlamda kullanmıyorum ben. Dijitalleşme tabii ki bir fırsat yaratırken bazı anlamlarda da bizi hem zorluyor hem de değişime itiyor. Bu anlamda bizim Elevensight'la yaklaşık bir sene önce başlayan bir çalışmamız vardı. Amacımız dijital ortamları kullanarak daha fazla satış yapabilmek. Müşterilerimizin showroom'a gelmeden evlerinden, kendi laptoplarından ya da iPad'leri üzerinden istedikleri gibi ürünlerimizi görebilmeleri, sanki showroom'daymış gibi müşterilerimizle bir iletişim, etkileşim içine girmek istiyorduk. Fakat bu çalışmalar tabii uzun sürdü. 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay derken bizi bu COVID açıkçası terbiye etti diyelim, hızlandırdı bazı şeyleri. Bizim uzun zaman yaydığımız konular bir anda aslında bir olsa iyi olur
diye düşündüğümüz bazı şeylerimiz, hizmetleri, servisleri zorunlu hale getirdi. Ve çok hızlı bir çalışmayla, Elevensight ekibiyle Mart ayının ortasında düğmeye basıp, herhalde Nisan'ın ilk haftasıydı, showroomları görüntülü görüşmeyle müşterilerimizle, satış danışmanlarımızı buluşturur hale geldik. Ve oldukça da verimli oldu. O sıkıntılı eve kapandığımız günlerde hem satış danışmanlarımızın vakitlerini değerlendirmiş hem de birçok müşterimizle temasımızı devam ettirmeye sürdürmüş olduk. Hani bizim bugün bahsedebileceğimiz herhalde Elevensight'la en yakın zamanda yaptığımız çalışma buydu. Peki şeyi soracağım. Şimdi tamam, bir dijitalleşme söz konusu ve kaçınılmaz gözüküyor ama şimdi bu tip birebir satışlarda, bilhassa böyle hani kişiye özel şeylerde sanki karşılıklı temas, işte o dokunma hissi, bakma hissi falan, buna nasıl bakıyorsunuz? Peki yani bayiler nasıl bakıyor? Hani siz tabii bir şekilde günün ve çağın getirdiği her türlü yeniliği ortaya koymak zorundasınız belki, ama şimdi Türkiye bazına yayıldığımız zaman birçok müşteri belki işte bunu, bu sistemi kullanmakta yabancı kalabilir veya zorlanabilir. Bu tip şeylerde hani sanki bu, hele böyle işte dediğim gibi yani otomotiv olsun, deniz ürünleri olsun veya işte bir motosiklet olsun, hani insan tutmak, üstüne binmek, şöyle bir bakmak falan, hatta ne bileyim test sürüşleri bile oluyor bunlarda. Bunlar peki ne olacak bugünden sonra? Ender Bey, şöyle, ben yaklaşık 10 senedir bu konuyu kendimize tartışıyoruz. Yurt dışında da tartışılıyor. Hatta bir uç, bir noktada her şeyin internetten satılacağını, bayilere bile gerek kalmayacağını, distribütörlerin belki gereksiz, fonksiyonsuz kalacağını düşünüyor. Diğer daha konservatif kesim ise, ne olursa olsun insan insana temas, otomobilin içine binip test etmek her daim devam edecek diyor. Ben biraz daha ortasındayım iki tarafın. Şöyle özetleyebilirim. Bugün dijital bizi, yaptığımız işlerimizi, bayilerimizi yok etmeyecek. Çünkü bir arabayı almadan önce internetten bakabilirsiniz. İçine girip birçok yeni teknolojiyle 360 derece deneyebilirsiniz, görebilirsiniz. Ama mutlaka onun için oturmak, koltuğunun size nasıl hissettirdiğini, aracın hatta kokusunun nasıl olduğunu duymak istiyorsunuz. Bunu şey yapmak, değiştirmek çok gerçekçi gelmiyor. Dolayısıyla dijital bize yardımcı olacak. Yaptığımız işleri yok etmeyecek. Yaptığımız işleri daha farklı yapmamıza vesile olacak. Biz o inançla görüntülü görüşmeyi açtık. Danışmanlarımızın tabii zaman içinde buna alışmaları da çok kolay değil. Çünkü birebir görüşmek, müşteriye kahve ikram etmek, birazcık muhabbet hasbihal etmek bekliyor, istiyor. Hem danışmanlarımız hem de müşterilerimiz bunu bekliyor. Kaldı ki biz bunda bile zorlanırken, otomobilin tamamen internetten uzaktan satılması bana çok ütopik ve uzak geliyor. Biz dijital platformları kullanarak satış danışmanımızla müşterinin ilişkisini nasıl daha yakın hale getiririz, nasıl daha hızlı temas etmelerini sağlarız, işin o tarafına bakıyoruz. Sizin dediğiniz gibi test sürüşü, otomobilin içine oturup bakmak vesaire, bunların hepsi devam edecek. Bu noktada biz bu pandemi döneminde tabii ki sokağa çıkma yasakları vardı. Yani insanlar yasak olmasa bile çıkamıyorlardı. Korku, endişe. Bu sebeple Suzuki'm kapımda diye ikinci bir uygulamayı hayata geçirdik. Yani müşteriler görüntülü görüşmeyle bütün ürün bilgilerini, fiyatlarını pazarlık ettiler danışmanlarımızla. Eğer arzu ederlerse Suzuki'm kapımda uygulamasıyla beğendikleri otomobili kapılarına götürdük. Test etmelerine imkan tanıdık. Hatta resmi işlemleri bile herhangi bir şekilde evden çıkmadan yapabilmelerine vesile olduk. Ama dediğim gibi tüm sürecin tamamen otomatik ve dijital hale gelmesi yerine dijital sistemlerin bu süreci desteklemesine açıkçası inanıyoruz biz. Şahsen benim görüşüm böyle.
Evet, yani ne kadar internetten incelese, baksa, etse yine sonuçta galeriye ya da showroom'a gelecek. Dediğiniz gibi o arabanın işte koltuğunun nasıl hissettirdiğini, arabanın kokusunu almadan arabayı almayacak diyorsunuz yani netice itibariyle olay tabii, bugün örneğin ev alıyorsunuz. Otomobil de bir ev kadar değerli olması da birçok insan için hem değer olarak hem de hissiyat olarak çok özel bir tüketim aygıtı, cihazı. Duygusal bağ kurulan bir cihaz. Ev alırken internetten onlarca alternatife bakıp 2-3 alternatif indiriyorsunuz ve gidip bilfiil görüyorsunuz, içinde dolaşıyorsunuz evin. Ne kadar uzaktan bakarsanız bakın, mümkün değil tatmin olup %100 inanıp parayı verip ev almak ya da kiralamak. Otomobil de böyle. Mutlaka görmek isteyeceksiniz. Aynen. Evet. Peki Ercan, bir şey merak ediyorum. Yani bu yeni sistemler tabii işte bir takım insan kaynakları da ortaya çıkartıyor. Yani hem marka tarafında olsun hem de iletişim sektörü tarafında olsun. Sizin bu yapılarınızda mesela bir müşteriyi hedeflediğiniz zaman mesela prezentasyon şekliniz nasıl oluyor? Yani neyle gidiyorsunuz veya nasıl bir proje hazırlıyorsunuz? Ya da müşteri size hangi çözümle ulaşıyor? Aslında müşteriler bizi daha çok yaptığımız tanıtımlardan buluyor. Daha çok bizim yapmaya çalıştığımız şey müşterilere değer katmak. Yani biz Suzuki ile oluşturduğumuz bu kampanya sonrasında birçok otomotiv markası bizim bu yaptığımız çalışmayı kendileri de yapmak istediler ve onlar bize ulaştı. Böyle bir avantajımız oluyor. Bizim çözümleri kullanmak için de en büyük avantajlardan birisi bu. Mevcut personelleriyle, mevcut kaynaklarıyla çözümlerimizi kullanabiliyorlar. Ve bu da aslında ekstra bir kaynak oluşturmalarına gerek kalmıyor. Bizim tarafta daha çok kurgulamaya çalıştığımız şey, ellerindeki mevcut kaynakları nasıl maksimize edebilirler? Mesela Kaan Bey şeyden çok güzel bir şekilde bahsetti. Bu hiçbir zaman için showroom'daki satışın yerini almayacak. Biz neyle kıyaslıyoruz? Sesli bir aramayla yapılan görüşmede showroom trafiğine dönüşme oranı o görüşmenin 1x diyelim. Görüntülü bir görüşmede showroom trafiğine dönüşmesi 3x. 3 katına kadar arttırıyoruz biz o kişinin showroom'u ziyaret etme olasılığını. Satış tarafına baktığımızda da bir müşteri telefonla, yani sesli bir şekilde birebir görüşme olmadan, görüntülü görüşme olmadan bir görüşme gerçekleştirdiğinde satış oranı yarıya kadar düşüyor. Görüntülü görüşmede 2 katına kadar biz satış yapma ihtimalini de arttırıyoruz. Biz daha çok bu tarz metrikleri oynuyoruz ve ellerindeki kaynaklarla oynamaya çalışıyoruz. Peki bir şey soracağım. Sizde mesela ücretlenme nasıl oluyor? Yani bir fee üzerinden mi gidiyorsunuz yoksa paket proje bazında mı fiyat alıyorsunuz? Nasıl oluyor sizin değeriniz? Biz yazılım kiralama modeliyle çalışıyoruz. Bizim yazılımımızı firmalar yıllık olarak kullanıcı başına, buradaki kullanıcı tanımımız da 11sight'i kullanarak çağrı cevaplayan kişi. Yani Suzuki örneğinden girecek olursak showroomlarda çağrıyı cevaplayacak olan satış temsilcileri bazında kişi başına bir lisanslama modeliyle gidiyoruz. Onun yıllık kirasını alıyoruz. Bu yıllık kiralama bedelinin içerisine bakım, destek, belirli durumlarda pazarlama desteği, bunların hepsi dahil. Anladım. Peki. Kaan Bey, yine size dönüyorum. Şimdi sizin yelpazenizde otomotivin yanında işte Marine ve dediğimiz gibi Vespa var. Bu sistemi bütün bu markalarınızda kullanıyor musunuz? Yani bütün bu şeylerde kullanıyor musunuz? Bir de bunun mesela satışa ve geri dönüşlerinde nasıl, yani bir fark hissettiniz mi? Yani normal 11sight sistemini veya yazılımını kullanmasaydınız veya kullandıktan sonra belli bir fark hissettiniz mi? Ender Bey, şöyle, birincisi tüm ürün gruplarında uyguluyoruz. İlk sorunuzun cevabını böyle vereyim. Tabii her ürün grubunun farklı bir satış danışmanı profili, müşteri profili var. Ve bu işe adapte olmaları zaman alıyor. Daha farklı bir süreç işliyor her bir ürün grubu için. İkincisi ise satışlarımıza olumlu etkisi olup olmadığını rakamsal verilerle söylemek çok gerçekçi olmaz. Çünkü satış adetleri,
hani görüntülü görüşme olduğu için mi olumlu sonuçlandı? Yoksa zaten müşteri kararlı mı gelmişti onu bilemiyoruz. Sadece şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Satış işi aslında öncelikle bir ilişki kurma işi müşteriyle. Satış danışmanı ile müşteri arasında bir güven ilişkisi ortaya çıktıysa o satışın olumlu kapanması çok daha yüksek bir ihtimal. Görüntülü görüşme, telefonla görüşmeye kıyasla bu bahsettiğimiz ilk görüşmedeki kaliteyi çok arttırıyor. Müşteriyle danışman arasındaki o ilişkinin, yapıcı ilişkinin çok net bir şekilde burada oluştuğunu görüyoruz. Çünkü siz tahmin edin, yani bir çağrı merkeziyle konuşmak yerine kendisini gördüğünüz, karşılıklı muhabbet ettiğiniz bir kişiyle daha farklı bir rahatlıkla görüşüyorsunuz. Bir güven ilişkisi ortaya çıkıyor. Ve showroom'a geldiğinde bu müşteriler büyük oranda kararlarını olumlu şekilde vermiş oluyorlar. Sadece otomobili bir deneyip gerçekten konuştukları gibi mi, gördükleri renklerle uyumlu mu onlara bakıyorlar. Dolayısıyla biz görüntülü görüşmenin çok olumlu olduğunu biliyoruz, gözlemliyoruz. Örnek verebilirim size. Biz her sene Mart ayında büyük bir motosiklet fuarı olur. Çok kalabalık, milyonları aşan ziyaretçinin geldiği, tüm motosiklet şirketlerinin en yeni modellerini sergilediği. Burada öncelikli amaç motosikletlerin gösterilmesidir, müşterilere anlatılmasıdır. Tabii o esnada çok ciddi bir satış potansiyeli de ortaya çıkıyor. Bu sebeple biz de yıllardır hem otomotiv tarafında hem motosiklet marine tarafında bayilerimizi davet ederiz. Müşterilerimiz ürünü görüp satın alma, fiyat vesaire görüşmek istediklerinde hemen bir bayimize yönlendiririz. Tabii bunun güzel tarafı sıcak satış olması, kötü tarafı ise ürünlerin ikinci planda kalması, ürünleri anlatacağımız fuarda aslında bir pazar yeri havasına bürünmesi fuarın. Bunu engellemek adına hem de satış kaybetmemek adına şöyle bir şey uyguladık. Fuarda hiçbir yetkili satıcımız yoktu. Sadece davetlimizlerdi. Ama satış görüşmesi orada yapmadık. Müşterilerimize biz ürünleri çok iyi anlatabildik. Yani yeni çıkan Vespa'nın modellerini, Suzuki'nin motosikletlerini, teknik özelliklerini, renklerini. Eğer müşteri ilgilenirse ve fiyatla ilgili bilgi almak isterse, satın almaya yönelirse hemen fuarlarında dekorumuzun bir parçası, bütün bayilerimizin orada isimleri, adresleri ve danışmanların fotoğrafları vardı. Hemen fotoğrafın altında Eleven Site'ın hazırladığı unique barkodlar vardı. Müşteri telefonunu o barkoda gösterdiği anda hemen arka tarafta sistem İstinye ise İstinye, Kadıköy ise Kadıköy ya da Konya ise Bursa ise neresi ise müşterinin tercih ettiği bayi hemen oradaki danışmanla görüşmeye başladı. Çok da olumlu oldu. Teknik bazı aksaklıklarımız oldu. Çok gürültülü bir ortam olmasından ötürü bu bir öğretiydi bizim için. Ama biz bu sistemin çok verimli olduğunu gördük. Hem bayilerimiz kalkıp İstanbul'a gelip burada bir hafta vakit kaybetmediler. Geldi, gitti, otelde konakladı, bir sürü masraf ve orada işlerinden oluyorlar. Bu vesileyle biz hem onların kendi dükkanlarında çalışmalarına vesile olduk, müsaade ettik. Hem de fuarda oluşan bir sıcak satış potansiyelini kaybetmelerinin önüne geçmiş olduk. Evet. Ve görüntülü görüşmeyi biz yaygınlaştırarak kullanacağız. Başka uygularımız da var bu ay devreye alacağımız. Evet. Valla görünüyor ki dijitalleşme artık her noktada hayatımızın her yerine girecek. İşte bir telefon, artık bir mobil cihaz. Her şeyimizi oradan çözeceğimiz bir duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Artık ya deniz motoru ya motosiklet ya otomobil alacaksak artık her şey çok kolay diye düşünüyorum. Evet. Eleven Site'a da bu yeniliklerden ve Türkiye'de bize bunu kullandırma alışkanlıklarına başladıkları için teşekkür ediyoruz efendim katılımlarınız için. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Keyifli. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.